Merhaba çocuklar. Hepiniz Nevin'in sınıfına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir değişiklik yapacağız. Kuru boyalarımızı kullanacağız ve güzel bir resim çizeceğiz. Resmimizi çizerken aynı anda resmimizin hikayesini de dinleyeceğiz. Bakalım böyle bir şey yapmaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Bu bir kalemliğin hikayesi olacak. Her hikayenin bir kahramanı var. Bizim hikayemizin kahramanının adı da Elif olsun. Elif bir gün ailesiyle birlikte bir alışveriş merkezine gitmiş. Alışveriş merkezinde kırtasiye ürünleri satan bir dükkana girmiş ve tam karşısında ne zamandır istediği gibi bir kalemlik duruyormuş. Bu kalemlik onun bütün kalemlerini, boya kalemlerini, cetvelini, makasını içine alacak büyüklükteymiş. Annesinden, babasından rica etmiş. Lütfen bu kalemliği alabilir miyiz? Kalemlik de çok sevinmiş. Çünkü ne zamandır dükkanın tozlu raflarında gelip onu birisinin almasını bekliyormuş. İşte demiş, aradığım fırsat bu. Tam da karşıma tatlış, güzel bir kız çıktı. Kim bilir beni masasının üstünde ne kadar güzel bir yere koyacak ve orada bana çok iyi davranacak. Hem bir sürü de arkadaşım olur. Kalemler, silgiler, cetveller. Yaşasın. İnşallah beni alırlar da evlerine götürürler diye geçirmiş aklından. Gerçekten de hem Elif'in hem de kalemliğin istediği şey olmuş. Ailesi Elif'e bu kalemliği satın almış ve ona alırken de odasını, masasının üzerini düzenli tutmasını sıkı sıkı tembih etmiş. Elif, "Tamam anneciğim, tamam babacığım," diyerek kalemliği çantaya yerleştirmiş. O gün alışveriş gerçekten bitmek bilmemiş. Elif bir an evvel eve gidip yeni aldığı kalemliği masanın üstüne koymanın heyecanını yaşıyormuş. Ah diyormuş, bir an evvel kalemliğimi alsam, eve götürsem, masanın üstüne koysam, içine eşyalarımı... Ve beklenen an gelmiş. Elif kalemliğini alıp doğruca eve gitmiş ve onu masasının üstüne yerleştirmiş. Hemen içine eşyalarını yerleştirmeye başlamış. Önce bir kalem. Kalemini koymuş içine sevinçle. Kalemlik de çok mutluymuş. Yaşasın demiş, işte yeni arkadaşlar geliyor. Sonra içine minik bir cetvel yerleştirmiş. Daha sonra bir kalem daha. Bir kalem daha. Ve bir de makas yerleştirmiş. Makasımız da kalemliğin içerisindeki yerini almış. Kalemlik hem yeni evine kavuştuğu için hem de yeni arkadaşlarıyla tanıştığı için son derece mutluymuş. Minik kalemler, büyük kalemler ve her şeyden güzeli bütün bu kalemler rengarenkmiş. Elif de kalemliğini masanın üstüne koyduğu için çok mutlu olmuş. Okula giderken götürmesi gereken eşyalarını önce okulda kalem kutusunun içine yerleştiriyor. Okulda kullandıktan sonra eve gelince boyama yapacağı zamansa kalemliğinin içine yerleştiriyormuş. Günler böyle gelirken geçerken, gelirken geçerken Elif artık eskisi gibi kalemliğe özen göstermemeye başlamış. Bazı zamanlar kalemlik uzun süre içi boş kalıyormuş. Ah ah diyormuş. İlk günlerini çok özlüyormuş gerçekten. Keşke Elif eskisi gibi eşyalarını benim içime koysa. Ne güzel, bir arada toplanırdık. Uyku saati geldiğinde hepimiz güzel sohbetler ederdik ve ben arkadaşlarımla mutlu, mesut bir hayat yaşardım diyormuş bizim minik kalemlik. Ama Elif tüm bu olan bitenden habersiz eşyalarını biraz saçıp savurmaya başlamış. Artık kalemler kalemliğin içinde ya da kalem kutunun içinde değil, yatağın altında, dolabın içinde.
oyuncakların arasında uykuya dalabiliyorlarmış. Elif de bu durumdan aslında biraz şikayetçiymiş. Çünkü tam bir resim yapacağı zaman başlıyormuş aranmaya. Üf, sarı kalemim nerede? Tam da şuraya koymuştum. Şimdi bulamıyorum. Diğer kalem arkadaşları sarı kalemin yatağın altında olduğunu biliyormuş. Ama konuşamıyorlarmış ki. Elif'e söyleyemiyorlarmış ki. Ah ah Elifçik, sen çok dağınık olduğun için, bütün kalemleri bir araya koymadığın için şimdi de maalesef kalemini bulamıyorsun diyemiyorlarmış. Kalemlik de bu durumdan son derece mutsuzmuş. Çünkü yalnızlık hissetmeye başlamış. İlk geldiği günkü gibi kalemliğin içi böyle cıvıl cıvıl kalemlerle dolu değilmiş. İçi hep boş, hatta bazen tozlu bile olabiliyormuş. Kalemlik artık eskisi gibi faydalı olmadığını, Elif'in eskisi kadar ona ihtiyacı olmadığını düşünmeye başlamış. Oysa ki Elif'in düzenli olabilmek için masasının üzerinde tuttuğu kalemliğe son derece ihtiyacı varmış. Bir gün Elif'in arkadaşları onu ziyarete gelmişler. Önce oyuncaklarla güzelce oynayarak vakit geçirmişler. Oynamışlar da oynamışlar. Oynamışlar da oynamışlar. Bütün oyuncakları dağıtmışlar. Daha sonra oyun oynamaktan sıkılmışlar. Biraz meyve yemişler, çerez yemişler. Ne yapsak acaba, ne yapsak acaba diye düşünürken içlerinden birisinin aklına hadi resim yapalım diye gelmiş. Çok iyi bir fikirmiş bu. Çünkü çocuklar resim yapmayı, resim yaparken hayal kurmayı çok severlermiş. E tamam o zaman hadi birlikte resim yapalım diye karar vermişler. Elif, ben şimdi boya kalemlerimi getiririm ve hep birlikte güzel bir resim yaparız. Ne resmi yapalım sizce arkadaşlar? Diye sormuş arkadaşlarına. Arkadaşları başlamışlar fikir üretmeye. İşte şunun resmini mi yapsak acaba? Deniz mi yapsak acaba? Güneş mi yapsak acaba? Ben minik bir köpek yapmak istiyorum. Kedi yapmak da çok eğlenceli. Biliyor musunuz? Ben kız resmi çizmeyi öğrendim diye birbirleriyle şakalaşarak, konuşarak resim yapmak için hazırlık yapmaya başlamışlar. Kağıtları almışlar, masaya oturmuşlar, hep beraber resimlerine başlayacaklarmış ki o da ne? Kalemliğin içinde hiç kalem yok. Kalemlik biraz mahzun olmuş bu duruma. Biraz da mahcup olmuş, kendisini kötü hissetmiş. Sanki görevini yerine getirmiyormuş gibi, kalemsiz kalmak onun suçuymuş gibi bu durumdan üzüntü duymuş. Esas üzüntüyü tabii ki Elif duymuş. Çünkü kalemliğin içine kalemleri koymak ve onun içerisinde düzgün bir şekilde muhafaza etmek aslında Elif'in göreviymiş. Elif hemen annesine seslenmiş. Anne, anne, kalemlerimi bulamıyorum. Boya kalemlerim nerede? Annesi odaya girmiş. Bilemiyorum ki Elif'çim, kalem kutunda yok mu? Diye sormuş. Elif hışımla kalem kutusunu açmış. Ama içinde sadece kurşun kalemi, silgisi ve kalem tıraşı varmış. Boyama kalemlerinin hiçbirini kalemliğinin içinde bulamamış. Peki masanın üzerine koyduğun kalemlik de yok mu kızım? Diye sormuş annesi. Kalemlik, evet, işte benden bahsediyorlar diye sevinmiş. Elif bir bakmış ki kalemliğin içi boş. Hayır anneciğim, burada da yok demiş. O zaman sanırım odanın içinde aramalısın diye bir öneride bulunmuş annesi. Ve Elif'le arkadaşları başlamışlar odanın içinde kalemleri aramaya. Aramışlar, taramışlar, aramışlar, taramışlar. Mavi renkli kalemi masanın altında bulmuşlar. Biraz daha aramışlar ve kırmızı renkli kalemi yatağın altında bulmuşlar. Artık bu bir oyuna dönmüş. Aradıkça oyuncakların arasından, dolapların altından, kenarlardan, köşelerden değişik değişik boya kalemleri buluyorlarmış ve hepsi bu duruma hem eğleniyor hem de şaşırıyormuş. İçlerinden bir tanesi, ben asla kalemlerimi böyle dağıtmam. Çünkü boya yapmayı da eşyalarımı da çok seviyorum demiş. Elif, ben de aslında boya yapmayı ve eşyalarımı çok seviyorum. Ben neden böyle dağınık tutuyorum ki kalemlerimi diye düşünmüş. Ve o gün arkadaşlarıyla beraber bütün kalemleri toplamışlar,
resimlerini tamamlamışlar. Ama esas olan Elif'in bu konuda iyi bir ders alması olmuş. O günden sonra Elif kalemliğini olması gerektiği gibi kullanmış. Bu durum bizim kalemliği o kadar mutlu etmiş, o kadar mutlu etmiş ki mutluluktan yanakları kırmızı kırmızı olmuş ve görevini yapabilmenin mutluluğu bir daha üzerinden hiç mi hiç gitmemiş. Elif de eşyalarını bir daha hiç dağıtmamış. Kalemliğinin içi hep boya kalemleriyle ve kırtasiye malzemeleriyle dolu olmuş. Hikayemiz de burada sona ermiş. Bu sırada resmimiz de sona erdi. Bu sefer kuru boya kullandık. Elif'in masasını yaptık, kalemliğini yaptık, eşyalarını yaptık. Son derece çizimi kolay bir çalışma oldu. Bu şekilde bir hikayeyle anlatmak istedim çocuklar. Eğer ki bunu beğendiyseniz, sizler de yorumda bunu belirtirseniz, yorumlarda bunları belirtirseniz, dilediğiniz konularda, dilediğiniz resimleri yapıp sizlere hikayeler anlatabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.